Hülya'cığım bugün hangi burcu anlatıyorsun? Bu tarih dolayısıyla 23 Ağustos'ta başlayan Başak Burcu'nu anlatıyorum. Ben Başakları çok seviyorum inan. Çok tabii neden? Seveceksin çünkü senin Venüs ve Mars'ın Başak'ta. Yani bir Başak etkisi aldığın için kendini de çok seven bir insan olduğun için tabii kimi? Ki kendini çok seversin. Evet doğru tabii ki bayılıyorum. Başakları da seveceksin. Onun için ya. Mi? Tabii. Bak inanıyorum onlarda en bayıldığım sevdiğim şey onlarda düzen. Hatırlıyorum benim yeğenim Yeni Zelanda hatırlıyorsun. Bir gün eve geldi 5 seneden sonra bağırdı. Benim mavi tişörtüm nerede? Onu dikkat etti hemen. Olabilir mi böyle tabii bir şey? Asla bir Başak bebeğine falan mesela kirli elbiseyle gezmez. Üstümü değiştir, tamam değiştir. Doğru. Ağlar, mızmız. Böyle Başaklar biraz zor bir tiptir. Zaten programımız dolayısıyla 23 Ağustos 22 Eylül arası olan Başak burçlarına giriyoruz şimdi. İlk önce gezegenlerini söyleyelim. Merkür biliyorsun gezegenleri. Biliyorsun her burcu bir gezegen yönetiyor. Onların gezegeni de Merkür. Bu meşhur haberleşme, iletişim gezegeni. Hem ikizleri hem onları etkiliyor. En olumlu yanları çok sabırlıdır Başaklar. Çok algılıdır. Yöntemli çalışma ve düzen titizlik zaten çok işte. Çok tanıdım hepsi böyle. Ve Başak kadınlar için hep bir bakir. Çünkü onlar bir Başak'tır biliyorsun. Onlar topraklar. Evlenmiyor mu hiç? Genelde tabii bu %10 benim anlattıklarım şu anda. Genelde Başak kadını çok böyle kapalı, muhafazakar ve detaycı olmasından dolayı, müşkül pesentliğinden dolayı koca bulamaz ya da bir şey bulamaz. Yani çok müşkül pesenttir. Yaşamak yani, zor mu? Çok mu zor? Biraz zor. Biraz çok titiz insanlarla zaten. En olumsuz yönleri zorluk araştırır işte. Devamlı müşkili eleştiricidir. Çok kritikçi ve eleştiricidir. Bir mazokizm gibi bir şey. Yani zorluğu cezalandırıyor kendisini. Cezalandırmak değil. Nerede zorluk onu bulur. Eleştirir ve çok mükemmeliyetçi. En zor yönleri. Durmadan. En zayıf noktası kendini cezalandırma. Onu söylemeye çalışıyorsun herhalde. Bu şöyle yani mesela bir şeye kırıldığı zaman kendini yıllarca hapseder. O şekilde bir cezalandırma. En olumlu günü çarşamba çünkü Merkür günüdür çarşamba. Sen programdan önce bir şey demiştin. Evet şimdi. Çarşamba günü mi? Hep çamaşır mı yapıyor çarşamba ama günleri? Ama bak Merkür günü hareket günü olduğu için herhalde. En olumsuz günleri de perşembedir. Şans sayıları 6 ve 8'dir. Renkleri lacivert, uçuk yeşil ve gridir. Taşı zümrüttür. Burçlarda biliyorsun takılacak taş durduğu zaman gelebilecek negatifleri alan bir şey. Alır mı? Alır. Ve Başak Burcu'nun taşı zümrüt içinde çok enteresan bir efsane vardır. Taşıyan kişi eğer sevdiği insan onu aldatırsa kararır derler o zaman. Ama tabii ben bilmiyorum hiç öyle bir şey görmedim ama yani kitaplarda yazan bir efsanedir. Ama o zaman o adam onu çok fazla severse ya açılır mı? İnci gibi olur mu rengi? Kadın da yani kim açılır olur? Açılır mı rengi o zaman? Çok severse o adam. Çünkü bu zümrüt biliyorsun hep kraliçelerde, krallarda evet, taşınan çok bir şey. Sevdiğim bir taş. O biraz etkilemiş onu. Evet. Ağacı fındık. Evet. Çiçeği zambak. Metali de civa. Civa gibi derler ya işte ikizler zaten Merkür'ün metali civadır. Evet. Düşün ikizler burcuna da Başak burcuna da civa gibi derler. Çok hareketli olmasından kaynaklanıyor. Esasında Başak burcu insanı da çok civa gibidir ama işte titizlik, eleştiricilik, mükemmeliyetçilik derken zamanını kesebilir. Neden aramız o kadar iyi akrepler? Şeylerle Başak'la ben çok severim Başak'ları. İşte diyorum ya bu şey yani Mars'ın Mars Başak'ta olduğu için. Yani bir takım gezegenler karşındaki bu kişinin burcu ne olursa olsun o etkiyi veriyor senin. Mesela senin duygusal dünyan, enerjin Başak gibi çalışıyor. Kim bugünkü konuğumuz? Mansur Ark. Ciddi mi? Çok şirin. Ay. Tam bir yay. Çok ilginç. Çok tatlı bir çocuk. Bakalım neler geleceğiz hayatında, nasıl bir tip onu bir inceleyeceğiz. Çok severim evet. Mansur Ark geliyor, evet, geliyor. Değil mi? Mansurcuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın canım? Oldukça iyiyim, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bir yay burcu olarak, üstelik yükselen burcu da yay olarak kötüyüm demeni beklemezdim yani. Daima iyi ve pozitif, neşeli insanlar. Şu an böyle bir ortamda bulunmak, sizlerle beraber olmak da çok keyif verici. Ama yok, ben kendim de yay burcu olduğum için çok iyi bilirim bunu. Optimist olarak dünyaya gelmiş kişileriz biz. Her zaman için iyi, güzeye seven, son derece özgür, güneş kolay dolu. Ele avuca sığmayan, hep hareket eden. Beni mi anlatıyorsunuz? Evet, uçuk. Ben yay aslan olmama rağmen uçukken sen yaysın bir de yükselen burcunda yay. Biliyorsun yükselen burcu fizik ve davranışları, hareketleri ortaya koyan bir konu.
sen tam manasıyla kullanıyorsun. Yemeğe yani. Yanında yat evet. Yani. Evet, ateş ateş ve herhalde buralarda durmuyorsun yani. Çünkü yay yay olmanın getirdiği en önemli özelliklerden biri seyahattir. Sırt çantasıyla evet. Gezen bir sık yaylanırım. Evet, hep yaylanırım. Sen zaten anladığıma kadar uçaktasın değil mi? Almanya, Türkiye, git evet. Gel durmadan. Hakikaten öyle. Sene içerisinde valizlerle. Ve yayların zemberiği şeyi... asla kırılmaz. Yaylanmadan. Aman evet. Ne yapılmaz? Şey. Zembere hiç kırılmaz. Nedir, ne, bir dakika nedir o? Açık o sıçradığımız şey çok kuvvetlidir. Tanrısal olduğu için. Aa. Yani yoksa biz yapmış olsak ikinci gün çatır. Gör böyle. Espri gücü, insanlarla çok. İletişim, sıcaklık hepsi bir yayda en güzel. Ve doğuştan şanslı burçlarızdır biz. Hakikaten. Çok şükür. Yani şanssız olduğumu söyleyemem ama hep peşinde koşmak zorundayım. Ben bir an bıraktığım an her şey dağılır. Şimdi ben senin astrolojik haritana girdiğimde onu söyleyeceğim. Neden peşinde koşmak zorunda olduğunu. Çünkü o deli özgürlük var ya, o peşinde koşma dağıtırsan eğer onu yakalayamama şansın olacak. Onun için peşinde koşmak gerekir. Kimi yakalamayacak? Şansın. Şansımızı. Çünkü kim? Mansur yay. Evet. Yükseleni yay. Evet. Merkür'ü yayda. Yani zihinsel aktiviten de bir yay gibi çalışıyor. Ve çok komiktir. Sende bir abdallık var. Bunun farkında mısın? Abdallık ama. Bana. Nedir abdallık? Pardon değil. Nedir abdallık? Abdallık. Bak bu bende de vardır. Mesela sen kimseye beddua etme. Ben de çok 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 canım yanarsa beddua ederim. Aa. Çünkü tutar. Sen yani, de mi? Böyle o yaygan bir şey de. Söylersen olur o. Bilmiyorum o oluyor. Sonra. Evet dediğiniz gibi ama beddua etmemeye çalışıyorum çok ama hayatımda kullan. Ettiğim bir kişi var. Mutlaka. Bilmiyorum. Bir ben daha düzelmez. Heyecanla bekliyorum sonra ne olacak diye. Onu hiç de demek gitmediğini biliyorum. Dikkatli kullanıyorsun. Çok yani, korkunç yoksa böyle. Bende de vardır o. Çok yani şöyle bir şey. İnsanlar esasında tabii evet. Çok severim, çok yakın tabii. Davranırım ama bana vuracak kadar yani mesafe bırakırım aramda. Yani aynen. Koruyorsun kadar. Kendini. Tabii. Evet, o sebepten hani beddua edecek bir duruma sokmuyorum insanları ama bazen hayat bu. Çok fena. Şuran yandığı zaman oluyor. Bir de biz ateş grupları yani sen de yay da bir ateş evet. Grubudur. Ateş grubu biliyorsun ateş yana her zaman yanacak bir noktada. Çok yakın olmamasını ister karşılık. Yani o sınırı mutlaka koyar tüm evet. Sevdiklerine ki yakıp zarar vermesin diye. Çünkü o sınırı geçtiği anda işte o beddua. Ama beddua noktan Merkür yayda olduğu için. Abdallık der tamamen. Mesela ben astrolog olarak tamamen bilimsel bir yaptım ve bilimsel konuşurum. Derim ki bazen su kenarı bir yere gidecekse burası Antalya olabilir. Evet. Kendi kendime derim ki ya ben bunlardan uydurdum. Ama o abdallık bana onu söyletir ve insan Antalya'ya gider. Evet. Ama neden söyledi? Astrolojide hiç ilgisi yok bunun. Evet. O abdallık. Abdallıktan. Evet. Şeye benziyor. Birisi bunu çok akılcı söyledi. Ben o kadar yakıyor yani güneş gibiysen o zaman insan sana yeterli yaklaşırsa evet. Isınır, çok yaklaşırsa yanar. Yok, ateş daha değil fena bu şekilde. Şimdi canım para konusunda çok enteresan bir yapım var. Devamlı geliyor ve harcıyorsun. Evet. Harcamayı çok evet. Seven bir yapım var. Ve 29 yaşına kadar bazı şeyleri oturtamamış olabilirsin. Dengeni, duygularını, işlerini. Ama 29'dan sonra hayat sana gülmeye başlıyor. Olacak mı i̇şte 29'dan sonra? İşte bu yayla ilgili değil. Yani yayla ilgili vallahi. Değil. Daha dur daha 5 senem var göreceksin. İnşallah. Yayla ilgili değil bu bir haritandaki bir olaydan dolayı. Çünkü mesela bir yay yay çok özgür olmasına rağmen sen aynı zamanda diğer faktörden dolayı sorumluluğunu da almak isteyen bir tipsin. Bu ikisinin arasında zorlanıyorsun. Ne aile yani, falan mı? Yay seni, iki yay seni özgürlüğe çekerken astrolojik olarak bir açı deriz biz astrolojide. Bu seni sorumluluğa itiyor. Evet. İttiği zaman da ikisinin arasında işte o şansı kullanıp kullanmama doğrultusunda biraz zorlanabiliyorsun. Hiç anlamadım. Ne sorumluluk? Aile falan mı istiyor? Yok, ne demek? Kendi içindeki sorumluluklar. Yani mesela kardeşler olsun, çevre olsun, herkesin sorumluluğunu da yüklenmeye çalışıyor. Sever evet. Mi? Seviyor. Ya da tabii, doğal yani. Bir lider mi? Herkes ona mı geliyor böyle? Liderlik değil. Yay burcu çok lider olmaz. Yay burcu her konumda öne çıkar. Hemen fark edilir ama liderlik sıkar onu çok fazla liderlik. Başka bravo. Bir konuya doğru. Doğru mu? Kesinlikle. Tabii. Kesinlikle. Hayatta çok fazla istemediğim lider şeydir lider olmak. Ama ben aslan yükselen, o beni tanıyor ya yol olarak. Yani evet. Benim yükselenim aslan olduğu için ben liderim. Kim yükselen aslan? Benim olduğu için. Sen yalnız sen mi? Canım. Şimdi benden bırak. Biz yükselen aslanız çok çok... maşallah. Ama bir çok ilginç bir şey Hülya'cığım. Birkaç programdır tesadüfen... Hem burcu ve hem yükseleni aynı olan. Çok evet, güçlü insanlar. Akrep akrepler geldi. Bilmem kim daha geldi. İkiz ikizler. Siz yani çok ilginç, çok ender insanlarmış. Ben bunu öğrendim. İlginç. Evet. İlginç. Şimdi ben mesela hakikaten astrolojiye çok zaman ayırıp ilgilenen bir insan değilim. Çünkü çok genel geliyor. İşte çok gezmeyi severler. Çok ama şey, o genel ama. Evet.
Evet. Onlar şimdi ama bak evet. Astroloji harita dediğin zaman senin haritan çıkıyor. Burada senin özelliklerin başlıyor. Evet. Doğduğun şehre kadar yani Mersin'de doğmuşsun. O şehre kadar enlem boylam hesaplanıyor. Bir kere inanılmaz lisan yeteneğin var. 2-3 lisanı bir arada öğrenebilirsin. Bunu biliyorum. Doğru mu? Ama evet, bu çok enteresan bir yetenek. Seni 6 ay Japonya'ya koyalım. 6 ay sonra alalım Japonca bravo konuşursun. Ha. Dinleyerek. 3 ayda Almancayı. Dinleyerek. Kesinlikle. Ve bunlar dinleyerek yalnız dili yetenek değil. Hemen Japonca bile Japon gibi görünür değil mi? Vallahi evet. 3. ayın sonunda gerilmeye başlıyor. Böylesiniz valla. Sen Afrika'daydın. Bak şimdi nasıl evet döndün değil mi? Bakayım. Şimdi astrolojik olarak sana gelen müzik yeteneği kompozitör olur. Bir müzik aleti çalar diye geliyor. Yapıyorsun evet bunu. Tabii tabii ben kendim besteliyorum. Tamam bak işte böyle bir müzik yeteneği geliyor. Onu seviyorum zaten. Ya, yani ya, müzik mi? Müzik öyle geliyor. Söz? Söz müzik evet. Yani müzik mesela şarkıcı, hani bir yıl haritalara bakıyoruz. İşte şarkıcı olur, sanatla ilgilenir falan evet konusunun dışında bir müzik aletini çalarak kendi bestesi yani çok çok aa özel bir yetenekle geliyor bu. Çok güzel. Duyması bence güzel, çok çünkü güzel. Çünkü zaten başlangıç o. Hani ya şarkı bulayım da şarkı söyleyeyim gibi değil. Tamam. Yaptığım şeyleri ha değerlendirmek müzik aleti bir şey çalarken kesinlikle çıkan bir şey. Kesinlikle. Çünkü bu senin doğuşunda verilmiş canım. Yani yay burcu olmanla falan hiç ilgisi yok artık. Bu, Jüpiter ikizlerde olunca bu kişiye bu yetenek gelir. Balığı nerede? Balığı yok mu? Balığı yok onun. Aa, balığım akvaryum. Akvaryum. Evet, balık yok. Hayvanları çok seversin. Çok, yayların tipik özelliği. Kedim de atlar, vardı. Kedi, aa, köpek. Yayların tipik diye özelliğidir. Mesela sen bu müzik yeteneğini kullanmanın dışında yapabileceğin işler için inanılmaz bir halkla ilişkiler uzmanı, turizmci ve bir veteriner olabilirdin. Eğer müzik çok ağır basmasaydı. Düşündük evet, halkla ilişkileri özellikle şu an bile düşünüyorum. Düşün, hiç durma. Turizm sektörü ve halkla ilişkiler. 5 dakika, cidden 10 dakika tanıştık şey sahne arkası diyecektim. Evet. Çekimden evvel.